Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam aslında bildiğiniz bir format Samsun'un nabzı ama artık bildiğiniz üzere Haber Medya Grubu sadece Samsun'da değil, Sinop, Amasya, Ordu ve Tokat il ve ilçelerinde de o bölgenin yerel yöneticilerini konuk alıyor. O yüzden programımızın ismini Karadeniz'in nabzı, Karadeniz'in sesi olarak güncelledik. Programı sevgili Fatih Korkmaz'la, genel yayın koordinatörümüzle birlikte yapıyoruz. Bu akşam Sinop'un çok sevimli ilçelerinden bir tanesi Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçarslan konuğumuz olacak. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk Sinan Bey. Ne güzel ettiniz. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi tabii yayın esnasında değerli izleyiciler sesle ilgili sorunlar yaşanabilir. Onun için teknik anlamda bizim kontrolümüzün dışında bir şey bu. Sevgili Fatih de uyardı. Biz Durağan'ı ziyaret ettik. Gerçekten de çok güzel bir ilçe. Bize burayı anlatmanızı istiyoruz. Durağan'ın hikayesini bize paylaşmanızı istiyoruz. Ama onun öncesinde bilmeyen izleyicilerimiz için Ahmet Kılıçarslan bu işe nasıl gönül verdi, nasıl bir ömür yaşadı belediye başkanlığına kadar. Bize kendinizden bahsedin biraz. Evet. Kısaca anlatın kendinizi. Ben bize bu fırsatı verdiğinizden dolayı şahsım ve Durağan halkı adına Haber Aks TV'nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Görebiliriz. 1962 Sinop Durağan ilçesinde dünyaya geldik. İlkokulu Sırnak Alınca köyünde, Matip Lisesi'ni Boyabat Lisesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde dışarıdan bitirdim. Evet. 33 yıl imamlık yaptım. Bunun 24 yılını Merkez İsmail Bey Camii'nde, o Durakhan'ın yanındaki tarihi, Durakhan'ın yanındaki tarihi İsmail Bey Camii'nde imam olarak görev yaptım. İmamlık vazifemi aşkla, şevkle, severek yaptım. Rabbim mahkum eylemedi orada. Ama o imamlık esnasında içimde bir rükte vardı. İlçemin gidişatıyla ile, gelişmesiyle ilgili. Evet. Dedim ki bir gün ben bu Durağan'a belediye başkanı olacağım diye azmettim, karar verdim. 2004 yılında aday oldum AK Parti'den. Aday olamadım. 2009 yılında aday oldum. 65 oyla seçim kaybettim. Yılmadım. Azmettim. 2014 yılında aday oldum. Aldığım oy farkı 1,5 belediye başkanı seçecek pozisyondaydı. Durağan halkı bana güvendi, itimat etti. Şehrül Emin'dir belediye başkanı. O hemşerilerimin bana olan teveccühlerini ve güvenlerini boşa çıkarmamak adına gecemi gündüzüme katarak ekibimle beraber ilçe başkanım, il başkanım, milletvekillerim, Ankara'daki bakanlarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımızla beraber azmettik, karar verdik, bir yola çıktık. 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bayağı yol kat ettik inşallah. Azmettikten sonra zafere ulaşılıyor. İnşallah ilerleyen saatlerde anlatacağım sizlere. Yani sizin hikayeniz aslında 2004 yılında adım atarak bir girişimde bulunuyorsunuz ama aday olamıyorsunuz. 2009'da aday oldum. Aday olduğunuz zaman 165 oy farkıyla. 65 oy farkıyla. Evet. Kaybettiniz. 2014'te de muradınıza erdiniz. Evet. Anladığım kadarıyla. Peki şimdi burası biraz bana benim ilk alanıma giriyor. Hepsinde AK Parti'nin aday oldunuz. AK Parti'den ısrarınızın nedeni neydi? Çünkü birinde aday yapılmamışsınız. Diğerinde aday yapılmışsınız. Çok böyle küçük bir yani bunun farkıyla kaybetmişsiniz derler yani abi yana tabirle. Bunun farkıyla kaybetmişsiniz. 2014'te de 1,5 misli oy atmışsınız. Oy fark atmışsınız. Evet. Yani enteresan bir şey. Durağan'da ne değişti? Yani Ahmet Kılıçarslan'a bakışın neresi değişti? Ahmet Kılıçarslan niye bu kadar ısrarcı oldu? Niye AK Parti? Tabii öğrencilik yıllarımızdan itibaren bizim bir siyasi görüşümüz vardı. Sayın kurucu genel başkanımız ve bugünkü cumhurbaşkanımızın izlediği siyaset ve politika yolunda bizim de yolumuz o yoldaydı. Ondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir parti kurdu.
bize de yakın olduğundan dolayı, aynı görüş ve aynı istikamette olduğumuzdan dolayı AK Parti'de ısrar etti. Sayın Başbakanımız da, Sayın Cumhurbaşkanı da beraber. Onlar neredeyse, ben Ahmet Kılıçarslan olarak ömrüm vefa ettiği müddetçe inşallah onlarla beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak ne kadar ömür verse Fatih peki, Bey. Peki siz merak ediyorum, 2014'te bu seçimi kazanamasaydınız 2019'da devam edecek miydi? Yok. Artık, son muydu? Artık noktayı koyacaktım. Peki 2009'da 65 oy farkla siz şu anda 1,5 misli oy fark atacak kadar fark attığını bir belediye başkanlığına ilgili bilgi verdiniz, evet. Ya aynı kişiye karşı yarıştınız değil mi efendim? Aynı kişiye karşı yarıştık. Peki ne değişti o sürede? Şunu düzeltirim, 65'i ikiye bölüyorum ben. 134 fark vardı o zaman. Ha, 2009'da. Yani, 65 bizde olsaydı seçimi almıştık. Vatandaş demek ki baktı, gördü ki gidişata baktı şöyle. Yapılan hizmetlere baktı. Memnun kalmadığından dolayı dediler ki herhalde bu sefer bir değişiklik yapalım dediler. Daha önceki belediye hangi siyasi partiden? MHP'deydi. Milliyetçi Hareket Partisi. 2009'da MHP'deydi. 2004'te AK Parti'deydi. Vatandaş böyle bir değişime karar verdi. Vatandaşın kararına da saygı duymak lazım zaten. Tabii, kesinlikle. Peki sevgili başkan, şimdi biz konuşurken Durağan diyoruz ama siz dikkat ediyorum Durakhan diyorsunuz. Yani bunun bir özel anlamı var mı? Evet. Biz yanlış biliyoruz yoksa doğrusu Durakhan mı? Eskiden tarihi İpek yolu Durakhan'dan geçermiş. Niye Durakhan denmişler? Orada geldiğiniz gördüğünüz bir han var. Bir de cami var. Hamam vardı, hamam yıkılmış. Vatandaş şimdiki günümüzdeki gibi teknik, teknoloji, araç gereç bu kadar yoktu. O zaman yolculuklar, ticaret develerle yapılırdı. Vatandaş akşam olup dinlenmek istediğinde handa hayvanını ve kendisi için dinlenme yeri. Hemen yanında hamam vardı. İnşallah onu da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile görüşüp İsmail Bey Camii restorasyon yapılacak inşallah. O restorasyon esnasında onu gündeme getirip oradaki hamamı canlandırmayı düşünüyorum. Vatandaş tabii yoldan geldiğinden dolayı yorgun. Hamamda temizliğini yapıyor. Camide ibadetini yapıyor. Handa dinleniyor ve yoluna devam ediyor. Durakhan'dan alıyor ismini. Evet. Evet, Durakhan. İsmini bu handan alıyor. Yani İpek yolunun lokalde, lokalde halk dilinde Durakhan kullanılıyor. Ama bizde ve Sinop'ta resmiyette Durakhan. Ve zamanla, zamanla halk dilinde bu Durakhan, Durakhan derken Durakhan. Peki Durakhan sadece aklımıza hep Sinop deyince Durakhan ya da Durakhan geliyor. Bizi Durağan da ne bekliyor? Yani bizim Durağan'a gelmemiz için bizi iten ne gibi ne diyelim öne çıkan özellikler var. Evet. Şimdi mesela pirinci ve pilavı gibi mi? Durağan'ın orada pirinç yetişiyor. Pirinç yetişiyor orada. Durağan'ın etrafı ormanlarla çevrili. Yeşil. Oksijeni bol. Yaylaları var, çok güzel. Bir bizim mağaramız var, buzluk mağarası diye. Kışın buz olur. Yazın buz olur, kışın damlalar halinde su akar. Evet. Arkadaşlarımız Durağan'ın tabii Gökırmağımız. Evet. Evet. Şu mağara. Evet. Kışın su, yazın buz. Eskiden elektrik olmadığından dolayı, buzdolapları olmadığından dolayı vatandaş buraya gider, bu mağaraya gider. Oradan buzları çıkarır, samanlara sarar, ilçeye getirir. Orada temizlenir. Suların içerisine atılır, soğuk su olarak vatandaşa takılır. Şu anda gösteriyor olur. Bir vatandaşın elinde buz vardı. Evet, evet. Aa, bu evet. Evet. Yani sevgili Erkan Ayçam'ın belgeselinden almışlar, evet. Burası buzluk. Bu şekilde yani buzlu, evet. O buzluk yaylasında buzluk mağarası. Samanların içerisine diyorsunuz. Sararlar erimemesi için ilçeye getirilir. Hatta Ramazanlarda vatandaş iftarını soğuk suyla yapmak için buradan buz çıkarılmış. Evet. Ama girilmesi çok zor ve sıkıntılı, meşakkatli bir yer. Zaten arkadaşlar gösteriyor. Etrafı yeşil ormanlarla çevrili. Çok güzel ormanlarımız var. Evet. Akarsularımız var. Gökırmağımız şehrimizin ortasından akıyor. Evet. Barajımız var. Balık boldur. Arıcılık vardır. Bal boldur. Hayvancılık vardır. Koyun, kuzu, büyükbaş. Efendim oranın etinin tadı, lezzeti bir başkadır. Çünkü kekik vardır. Haliyle
Tanıtılmamış tabii bu zamana kadar durağım. Yani bu yönü sahilin çok içerisinde kalmış. Evet, bu yönü çok. Bu yönüyle kültürel yönüyle tanıtılmamış ama inşallah biz bundan sonra görevimiz sürdüğü müddetçe inşallah ilçemizi hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmaya sizlerin vasıtasıyla inşallah. Harika. Biz de tam da bu söylediğiniz anlamda bir bakış açısı geliştiriyoruz. Özellikle son bir yıldır sevgili Fatih'le sadece Samsun'da değil, Samsun'un etrafındaki büyük illerde de özellikle uydu ve D-Smart üzerinden yayın yapabilme kabiliyeti olmadığı için bu şehirde. Evet. Biz de buraya gidelim, bu hizmetleri sizin ağzınızdan şimdi anlattığınız gibi insanlarla paylaşalım istiyoruz. İlginize ve alakanıza çok teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Biz dediğimiz gibi bir kamu görevi gibi görüyoruz aynı zamanda bu işi. Evet. Peki sevgili Fatih, galiba büyükşehirle ilgili evet, soru şimdi, burada da karşınıza çıkıyor. Sinop şimdi yıllardır aslında bizim jenerasyon, yani Sinan Bey, ben de kendimi yaşlıların arasında, Kemal Yelmişler arasında koyuyorum. Yani sen, ben, Ahmet Bey fark etmiyor. Bizim jenerasyonun zamanında 67 vilayet vardı. Tabii daha sonra rahmetli Özal'ın döneminde, onun başbakanlığı döneminde bu çoğaldı. Şu anda 81 vilayetimiz var. Bu 67 vilayetin içinde en küçük illerden birisiydi Sinop bir dönemlerde. Ama şu anda Sinop'tan da küçük iller var. Evet. Tabii ki biliyorsunuz. Ama Sinop küçüklüğüyle güzeldi. Küçüklüğüyle tanınırdı. Yani ufaklığıyla, çok büyük bir kent olmamasıyla. Türkiye'nin şu anda 30 büyük şehri var. Yani Sinop'un şu anda büyük şehir olma durumu ancak büyük bir kanun değişecek. Türkiye'deki 81 vilayet büyük şehir kapsamına alınırsa Sinop'un da büyük şehir veya bütün şehir kapsamına alınması söz konusu olur. Tabii. Ama Karadeniz'de zaten 3 tane büyük şehir var. Samsun, yani bizim bölgemizde Ordu ve Trabzon. Sinop büyük şehir olsaydı sizin durağın ne gibi avantajları olurdu veya nasıl dezavantajları olurdu? Evet. Daha büyük hizmetleri nasıl alırdınız? Yani bunu hiç tahlil ettiniz mi? Çünkü sık sık Samsun'a geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Yerel, AK Partili belediye başkanlarının toplantılarında istişare ediyorsunuz. Evet. Mutlaka diğer meslektaşlarınızla, sizinle aynı vazifeyi yapan belediye başkanlarıyla bunu görüşüyorsunuz. Görüşüyorum. Evet, Duran'a bu nasıl yansırdı? Tabii nüfusu büyük olan ilçeler muzdarip. Ama nüfusu bizim gibi küçük olan ilçelere çok mutlu. Büyükşehir olayından. Büyükşehir olayından. Evet. Şimdi bizim hemen yakınımızda Vezir Köprü var, komşumuz. Evet. Gerçi Samsun'un da komşuyuz biz. Vezir Köprü'nün hemen bizim sınırımızda yakın bir köyümüz var. Büyükşehir oranın yolunu asfalt yapmış. Çizgilerini de çizmiş sarıkını. Şimdi bizim insanımız görüyor o asfaltı, tamam mı? Evet. Vezir Köprü'nün bu köyü asfalt olmuş da Sayın Başkan, bizim köylerimiz niye yapmıyor? Hemen karşı köyde böyle bir şey yok. Böyle bir şey o da yok. Sizin sınırınızda. O da bizim sınırımızda. Evet. Şimdi tabii büyükşehirin avantajları var çok. Ama bizim gibi küçük ilçeler için çok önemli. Çünkü bizim gelirimiz belli küçük ilçeleri. Ama büyük ilçeler öyle değil. Ondan dolayı küçük ilçeler bu işten mutlu. Ama nüfusu işte ilk adım gibi 600 bin olan, Canik gibi nüfusu büyük olan ilçeler bu işten rahatsız. Hmm. Ama bizim gibi nüfusu az olan ilçeler... Siz bunu işte avantaj sağlardın demek istiyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani Sinop bugün büyük şehir olsaydı. Şimdi mesela bizim yakınımızda Vezir Köprü var. Gelirken mesela Kavak'a uğradım ben. Kavak ihya olmuş. Niye? Kavak'ın nüfusu da bizim kadar. Önceden köyler hariçken. İbrahim Sarıcıoğlu çok... şimdi çok ağzı kulaklarına varmıştır bundan dolayı. Şimdi özellikle biz de bu sorunun cevabını Fatih Bey'in dediği gibi bulmaya çalışıyoruz. Peki ben şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum. Biz sizi ziyaret ettiğimiz zaman siz bize büyük bir heyecanla neler yaptığınızı, devam eden projelerinizi hemen bir saatin içerisinde, küçük bir yer olduğu için de kendi makam arabanıza bindirerek bize gezdirdiniz. Şurada şunu yapıyorum, burada bunu yapıyorum. Başladığım zaman şu noktadaydı diye. Bu gerçekten önemli bir heyecandı. Biz de bu heyecandan etkilendik. Sonra dediniz ki ya ben uzun yıllar imam olarak görev yaptığım için kimse benim bu işin üstesinden gelebileceğimi öngörmemişti. Sonrasında yaptığınız çalışmaları bizimle paylaşınca biz de aslında harika işler çıkarttığınıza tanıklık ettik Fatih Bey'le. Elinize sağlık dedik. Onun için de bu program biraz daha özel anlam ifade ediyor bizim için. Başladığınız dönemde
Yani 2014'te, 2004'te başlayan bir süreciniz var ama 2014'te bu işe adım attığınız anda nasıl bir önünüzde tablo vardı? Sonra o tabloyu değiştirmek için nasıl bir bakış açısı geliştirdiniz ve bu 2 yıllık süre içerisinde boya batağa neler kattınız? Durağına. Özür diliyorum, durağına neler kattınız? Şimdi tabii ben bu işe 2004'te girdim. Ama memur olduğumuzdan dolayı daha önceki memurluklarımız da imam olmam hasebiyle de rengim belli olmaması lazım. Çünkü benim arkamda diğer siyasi görüşten olan cemaatim de vardı. 2004'te bu işe girdikten sonra ben Duran'ın bütün problemlerini, sorunlarını biliyordum. Hep adım adım takip ettim. O zaman bana dediler ki aday olduğum zaman imamdan belediye başkanı olmaz dediler. Ya imam gitsin camide imamını yapsın dediler. Evet. Belki vatandaşın bakış açısıyla belediye başkanı olacak kişi ya mimar olacak ya mühendis olacak. Teknokrat olacak. Evet. Halbuki hiç de öyle değil. Yani şimdi bir spor takımını düşünün, bir futbol takımını düşünün. Antrenör vardır, oyuncular vardır. Ne yapar? Antrenör idare eder ve futbolcular da oynar bu işi. O yönlendirir. Şimdi ben bu yükün altında kalmamak adına imamlıkla ilgili bana dini konularda ne sorarsan %90'ını cevap veririm. Ama belediyecilik mesleğimin dışında olan bir şeydi. Ama eğer ben bu işe gönül vermişsem, ben bu işe talipsem, iyi bir idareciysem ben bunun yolunu, yordamını, tekniğini bilmem lazım. Yani orkestra şefi oradaki herhangi bir enstrümanı çalmayabilir. Ama orkestra şefinin parmaklarıyla büyük bir orkestra ses verir. Evet. Onu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Aynen öyle. Ben kısadan geçtim yani. Bir de şunu diyor, işin içerisine girip en sıfır noktasından öğrenmem gerekiyordu diyor. Ya 2004'te dersimi çalıştım diyorsunuz. Çalıştım. 2009'da haliyle çalıştım ve 2014'te geldik. Geldiğimde belediyeye bir girdim. Tabii her başkan... Ne hissettiniz o esnada? O duygu dalalım size isterseniz. Çok ağır Allah'ım bir... Allah'ım sana şükürler olsun. 2004'te aday yapmadılar. 2009'da biz kıl payı kaybettik ama 2014'te ben bu makamı... Tabii Allah'a binlerce hamdettim, şükrettim. O merdivenleri çıkarken okuyarak çıktım. Rabbim beni mahcup... Arkamda büyük bir kitle vardı. Mahcup eyleme bu insanlara. Ama teslim almaya giderken, yani mazbataya aldınız. Aldım. Devir teslime giderken anlatıyorsunuz. Evet, devir teslime giderken. Tabii devir teslim yapmadılar. Ben başkasından aldım. Girdim belediyeye. Baktım şöyle. Çalışanlar, belediye çalışanları tabii, size tabii. Bakıyor, bütün kadro. Tabii ilk gün heyecanıyla o gün bir şey yapamadık. Ondan sonra dolaştım şöyle belediyenin içine. Baktım ki önce biz dışarıdan önce içeriden başlamamız gerektiğine kanaat getirdim. Hemen kolları sıvadık ya Allah bismillah. Yani kurumsallıkla ilgili. Evet. Kurumsallıkla ilgili. Muhasebeye giriyorum. İmar işlerine giriyorum, fen işlerine giriyorum, zabıtaya giriyorum. Hiçbir şey. Tabii her gelen başkan kendi nispetinde bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Benden önce görev yapmış ve taşı taş üstüne koymuş, o ilçeye hizmet etmiş, yaşayanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Vefat edenlere de Cenab-ı Hak'tan kanı kanı rahmet diliyorum. At binenin kılıç kuşananın diye bir atasözümüz vardır bizim. Hemen belediyenin içerisinden başladık. Arşivinden, muhasebesinden, fen işlerinden, imar işlerinden, zabıtasından mükemmel bir şekilde önce belediyemizin içerisinde. Çünkü benim memurum kendisi masasında rahat değilse benim gelecek vatandaşıma nasıl hizmet edecek? Arşivimiz burasıydı. Şimdi önceki, böyle mi oldu? Şimdi önceki bir geri gelin. Bir önceki resmi tekrar alabilir miyiz arkadaşlar? Arşivi? Hayır, bir önceki resmi. Bir önceki resmi, sayın yönetmenim, bir önceki resmi. Orada bir şeyler vardı. Bizde gizlilik var. Ha, burası evet. Arşiv. Benim geldiğimdeki arşiv. Siz dedim ki belediyenin arşivi böyle olur mu ya? Bütün evrakları. Şimdiki halini. Bravo. Yani bir de önce bahsettiğim şey bu. Sistem yani. Sistem kurma konusunda evet. Ciddi bir adım bunun atmışsın. Bunun için mühendis olmaya gerekiyor. Değil mi? Bunun için mimar olmaya gerekiyor. Aynısı. Az önce futbol takımından bahsetti sevgili başkan. Ben anladım ne demek istediğini. Evet. Türkiye'de başarılı olmuş bir sürü teknik direktör vardır. Kupa almışlardır, şampiyon olmuşlardır. Ama birçoğu futbolu oynamamışlardır bile.
Yani ama aynısı, oynayanlara futbolu oynatmış. Aynısı iştir abi. Kişinin çok lafa bakmamak gerekiyor. Sonra başkanım bu devam edelim arkadaşlar. Bu şu andaki arşivimiz bizim. Burası İmar İşleri Müdürlüğümüz bizim. Bu hale dönüştü. Gelirlerimizi aşağı aldık. İçeriği yıktık güzelce. Şu şekilden bu şekle getirdik. Belediyenin giriş katı burası. Evet, belediyenin gelirler bölümü burası. Sonra siz devam edin arkadaşlar, resimleri. Onlar resimleri kaydediyor. Yani siz fiziki ortamı belediye çalışanlarının, memurunun, amirinin çalışacağı bir pozisyona getirdiniz. Önce evin mutfağını temizlediniz. Yani aslan yattığı yerden belli olur. Evet. Yani benim memurum önce kendisi rahat olacak ki gelen benim vatandaşıma kaliteli bir hizmet verebilsin. Evet. Kaliteli bir hizmet sunabilsin. Evet. Ve ben o memurum iş yapmadığı zaman ben ne sorayım? Hesap sorabileyim. Kalemin mi yok, kağıdın mı yok, bilgisayar mı kardeşim? Evet. Masan mı yok, koltuğun mu yok, neyin yok? Evet. Rahat mısın, huzurlu musun? O zaman benim gelen vatandaşımı, bu insanlar bana bu kadar güvenmişler, teveccüh etmişler. Bunlara ne yapmamız lazım? En kaliteli hizmeti sunmamız lazım. Önce belediyenin içerisinden başladık. Arkadaşlarımızın, şurası zabıta. Evet. Arkadaşlarımızın oturacağı yerleri, çalıştıkları yerleri çok güzelce dizayn ettik. Ondan sonra zaten gelmezden evvel birikim olduğundan dolayı durağının bütün sorunlarını, problemlerini bildiğim için tespit etmiştim zaten. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede yapacak işlerimiz. Beraberce belediye meclis üyelerimizle, ilçe başkanımızla, il başkanımızla, il encümenlerimizle, milletvekillerimizle oturduk. Durağın için ne yapabiliriz? Acil çözülmesi gereken işler. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede. Bu arada özür dilerim. Meclis yapısında bir sorun var mı? Belki yani duran tarihinde kaç üyemiz var? 9 üyemiz var. Bir tane MHP'li encümenimiz var. 2 taneydi. Birisi AK Parti'ye geçti. 8 tane AK Parti, bir tane MHP'li ama o MHP'li arkadaşımız da bizimle beraber. Çünkü gaye amaç durana hizmet. Yani belki şunu diyebilirim. Duran tarihinde böyle uyumlu belediye başkanıyla meclisin çalıştığı meclis ilk defa olmuştur. Bütün arkadaşlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü hep bana destek oldular. Gaye amaç ne? Çıkar menfaat değil. Gaye amaç durağına ne yapabiliriz, durağı için neler yapabiliriz? Peki şimdi belediyecilik deyince tabii aklımıza direkt su geliyor, kanalizasyon geliyor, alt yapı geliyor, içme suyu geliyor, temizlik geliyor. Yani ilk anda aklımıza gelen şeyler bunlar. Tabii birçok şey var ama bu konudaki performansı neydi? Adım adım isterseniz siz tarifleyin, biz de sizi dinleyelim. Durağının sorunları çok. Yani çok yazık günah olmuş. Türkiye çağatlamış. Dünyaya ayak uydurmuş şu anda. Ama bizim ilçemiz yıllarca mağdur edilmiş, mahrum bırakılmış. Ondan dolayı dedik ki durağının en önemli sorunları nedir? En önemli sorunları bir altyapı, kanalizasyon, iki içme suyu, 3 yağmur kanalları, 4 çöp. Çöp bizim gök ırmağımız var oradan geçen. Çöp ırmak diyorlar arkadaşlar. Niye? Çöp ırmağı aktığından dolayı. Şimdi biz Boyabat Durağan Saraydüzü belediyeler olaraktan birliği kurduk. Kim efendim? Boyabat Durağan Saraydüzü. 3 belediye bir araya geldik. Evet. Geri dönüşümlü hemen inşallah çöp arıtma sistemini kuruyoruz, fabrikasını kuracağız, yerini teslim ettik. İnşallah görevimiz bitmeden o işi halletmiş olacağız. Şu anda çöplerinizi ne yapıyorsunuz? Şu anda çöplerimizi vahşi depolama yapıyoruz. Hı. Ama bir yıl içerisinde inşallah son sistem, güzel bir katı akıt tesisi olacak inşallah. Altyapı, kanalizasyon 84'lü yıllarda yapılmış. O zaman biliyorsunuz bu kadar her şey gelişmemişti. Büzden. 30'luk büzlerden yapılmış. Onlar her gün 2-3 yerde kanalizasyon çalışması yapıyor. Su patlağı yapıyor. Şimdi Allah nasip ederse inşallah kanalizasyon ve yağmur kanallarının projeleri yapıldı, ihaleye hazır. Dediler ki arıtma da olması lazım. Kanalizasyonun arıtması. Yer teslim et Sayın Başkan. 2000 metre yer teslim ettim. Dediler ki 2070 4000 metre olması lazım. Vatandaştan aldık. Yerini teslim ettik. Şu anda arıtmanın projesi yapılıyor, ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı, projesi yapılacak. İnşallah üçü beraber SUKAP'tan ihalesi yapılacak. Zannediyorum görüşmem neticesinde bu yılın sonunda inşallah kanalizasyon, yağmur kanalları, arıtma, su işine başlamak üzere inşallah.
çöp sorununu da o şekilde çözeceğiz. Yani biz önce üst yapıya önem vermedim ben. Şunu yapabilirdim geldiğim andan itibaren. Hemen durağının bütün sokaklarını, caddelerini, parkeyle efendim yaya kaldırımlarını yapar, döşer atardım. Ama bir yıl sonra, iki yıl sonra bizim altyapımız başlayacak. Yaptığım yerler hep sökülecek, yeniden yapılacak. Bizim gelirimiz belli. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seyrettim televizyonda. Kısa bir süre sonra altyapıya başlayacak. Ama üst yapı yapıyor. Demişler ki Sayın Başkan, yazık günah değil mi? Altı ay sonra altyapıya başlayacaksınız. Benim gönlüm, vatandaşımın altı ay daha tozlu yollarda yürümesine razı değil. Sayın Başkan dediler. Kayseri gibi eğer imkanın çoksa döşe kardeşim dediler. Bizim öyle bir imkanımız yok. Gelirlerimiz belli. İller Bankası'ndan gelen payımız belli. Belediyemizin öz bir geliri yok. Bütçeniz ne kadar bu arada efendim? 9 trilyon ama 6 trilyonu geçmez yani. İller Bankası'ndan gelen payımız sadece işçinin ve memurun maaşına yetiyor. Eski borçlara mı kesiliyor? Kesintiler mi var? Kesintilerimiz var ama çok yoğun işçimiz ve memurumuz olduğundan dolayı 105 tane falan işçi ve memurum var şu anda. 7500 nüfuslu bir ilçede. Aslında çok yoğun ama durağının nüfusu küçük, geniş arazide yayıldığından dolayı bir hizmeti biraz zor. Allah nasip ederse inşallah imar revizesi yapılacak şu anda. Haritasını yaptırdık. Jeoloji ve jeoteknik işlemlerini yaptırdık. Onlar bitti. İçme suyu etüt projesi hazırlanıyor. İçme suyu kesim projesi hazırlanacak. Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı projesi hazırlanması, park peyzaj projesi yapılması, içme suyu şebeke yapılması, desteği. Bu zamana kadar aldığım bütün destekler 1 trilyon 300 milyar lira. Ve yapacağımız projelerin bedeli, keşif bedeli şu anda 37 milyon 662 milyar. Bu söylediğiniz işlerle ilgili. Evet. Kaynağı nereden? Yani, kaynağı nereden yani evet 37 milyon lira, şimdi 9 milyon lira bütçesi olan bir belediye için devasa bir iddialıyım. Peki bir destek alacak mısınız? Alacağız tabii. Şimdi bunun %50'si hibe olacak, %50'sini belediye karşılayacak uzun vadede inşallah. Öder miyiz bu borcu? Hiç korkum ne sorunu endişelim. Çözmüş olacak? Bir daha açıklayalım çünkü bizi Duranlılar bunu tam net bir şekilde ifade etsinler. Edelim onlara. Bunun içerisinde de var kanalizasyon. Kanalizasyonu çözeceksiniz. Yani evet. Bu önümüzdeki 3 yıllık proje süre mi anlatıyorsunuz evet. Efendim? Ben şimdi onu soracaktım zaten siz girmiş oldunuz konuya. Birinci, bu 3 yıllık önümüzdeki projeksiyonunuzdaki planlamanızdaki hedeflemenizde bir kanalizasyon sıfır. Soru çözülecek. Kanalizasyonun arıtması. Arıtma 2. Yağmur suyu kanalları. Yağmur atık su. Evet. Çöplük, çöp. Çöp ve çevreyle ilgili doğal çalışmayı yapacaksınız. Evet, içme suyu. İçme suyunda problemini çözmüş olacaksınız. İnşallah. Yani bu 3 yıl içerisinde bu proje biter mi peki başkanım? Ben söz verdim bitireceğim diye. Tabii ben bir an önce başlamak istiyorum. Vatandaş da benden bunu bekliyor ama... Şimdi efendim 37 trilyon liralık bir bütçe bu. Bunun yarısını siz üstleniyorsunuz. Yarısını İller Bankası üstleniyor. Ki yaklaşık olarak size düşen bu... 17-18 milyon lira gibi bir bütçe. İhaleye girdiğimiz zaman bu düşer yarıya. Ha bu ihaleye girmeden önceki rakam. Evet. Yani ihaleye girdiği zaman tabii ihalede ne kadar düşer ne kadar bir şey ona bir şey söylememiz mümkün değil. Ama ne olur bugünkü keşif bedeli bu. Süreç ne kadar? Yani bitiş süreci ne zaman bitiyor? Yani bu ne zaman başlayacak? Bu senenin sonunda başlayacak inşallah. 2017'de başlıyor. 2017'de başlayacak. 17 peki bitiş? Ve 2018'in sonunda biter bu. 18'in sonunda yani 2 yıllık bir süreç var. 2 yıllık bir süreç biter bunlar hepsi. Benim şimdi şurada verdiğim seçim beyannamem vardı. Evet. Bu tasarladığım süre içerisinde, bu 5 yıl içerisinde %80'i inşallah bitecek. O kadar iddialıyım. 2 yıl içerisinde, bu sene sonunda mı? Bu 3 sene benim görevim. 3 yıl içerisinde. Evet. İlk 3 yılınızda vaat ettiğiniz bu kitapçıktaki %80'ini tamamlamış olacaksınız. Evet. Az vaatte mi bulunduk acaba? Yetişilmediniz mi efendim? Söz verdiğimiz gibi demişsiniz. 23 tane proje sözü mü verdiniz? Evet. Evet. Bu 2 yıllık süreç içerisinde bunun dışında peki neler oldu sevgili başkan? Belediyenin işini hallettikten sonra İller Bankası'ndan suyumuzla ilgili altyapıdaki kullanacağımız borularla ilgili, pompalarla ilgili, vanalarla ilgili
büyük bir destek aldık Yıldırım Bankası'ndan, hibe olaraktan. İçme 4 tane pompamız var bizim. Şehre içme suyu pompalayan pompalarımız var. Onların hepsini yeniledik. A'dan Z'ye. Otomasyon sistemine geçtik. Cepten, cep telefonuyla kumanda ediyoruz. Nasıl bilgisayarla kumanda ediyoruz. Arkadaşlar siz bize şeyde de gösterdiniz onu. Belediyede gelmiştik. Belediyeye geldiğiniz zaman da gösterdiniz. Onu yönetmen arkadaşlarımız bizimle bir paylaşsınlar. Yani içme suyunuzu, mühendis arkadaş da orada bize bilgi vermişti aslında değil mi? Evet. Onu biraz detaylandırır mısınız bize? Siz. Yani şimdi bizim pompalarımızla su basılıyordu depolarımıza. Evet. Zaman zaman teknik arızalar oluyordu. Suyumuz heba olup gidiyordu. Pompaladığımız su. Elektrik sarfiyatı oluyor. Depoya su gitmiş. Haliyle müdahale etmekte geciktiği zamanlar oluyordu. Ondan dolayı şimdi bu sistemi kurduk biz. Ekranda gözüküyor. Herhangi bir teknik arıza olduğu zaman, elektrik kesildiği zaman efendim hemen oturduğumuz yerden arkadaşlar, o işe bakan arkadaşlar, su işine bakan arkadaşlar oturdukları yerden hemen müdahale ediyorlar. Sokaklarımıza parke döşedik, yaya kaldırımları yaptık. Acil çözülmesi gereken yerlere. Asfaltlama yaptık mahallelerimizde. Yani mümkün mertebe kısa vadede çözülmesi gereken işleri çözdük elhamdülillah. Araç parkınızı zenginleştirebildiniz mi? Araç parkımda geldiğimde 2012 yılında Durağan ilçesinde bir afet olmuştu. Büyük bir sel felaketi olmuştu. Orada kum ocağımız vardı. Araçlarımız vardı orada. Hepsi sel felaketinde toprak altında kalmış. Belediyenin araç parkı. Hurdalık'taki araçları. Diğerleri şehir içerisindeydi. Kum ocağından bahsediyorum. Hı hı. Orada da araçlar varmış. Hepsi atıl vaziyette, hurda vaziyette duruyorlardı. 17 aracı hurdaya çıkardım. Bunların vergisi ödeniyor. Sigortası yapılıyor. Yapmamalıysa zaten cezası var. 17 aracı hurdaya çıkardık. Hemen gelesiye araç parkımızı, itfaiyemizin merdiveni çalışmıyordu. Hemen itfaiyemizi İstanbul'a gönderdik. Merdivenini yaptırdık. 3 tane transit minibüs aldım. Bir tanesini cenaze taşıma aracı olaraktan yaptırdım. Bir tanesini mezbanemize et taşıma aracı olarak yaptırdım. Bir tanesini fen işlerinde kullanmak üzere. Bir tane aracı aldım, zabıta aracı olaraktan yaptım. Hemen onun peşinden İstanbul'daki belediyelere gittim. Oradaki başkanlarımızla görüştüm. Sağ olsunlar, Ankara'ya gittim. Oradan araç takviyesi aldım. Ondan sonra kendim yeni daha bir tane eskavatör aldım. Büyük katı. Bir tane sıfır Mercedes kamyon aldım. Şu gördüğümüz aracı yeni aldım. Sıfır kamyon aldık. Dün sabah sağ olsun Sayın Milletvekilim Nazım Maviş'e buradan çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Acil itfaiye aracımız vardı. Dün sabah Belediyeler Birliği, buradan Sayın Genel Sekreterim Hayrettin Güngör Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İtfaiye aracımız geldi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir tane çöp kamyonu, bir tane vidanjör. Onlar o hibeleri yaptılar. Şu kum ocağı meselesine ben tekrar dönmek istiyorum. Selden sonra belediyeye ait olan araçlar kumun altında kalmış. Hurdalık'taki bırakılmış. Evet, hurda araçlar. O orada kum ocağını ayar arkadaşlar. Kullanılan araçlar değil. Değil ama kullanılan araçlar değil. Hurda araçlar. Yani altın olup kullanılamaz halde olup. Ama bunun vergilerini ödüyorum. Tabii. Araç halen trafikte, kayıtlı gözüküyor. Hmm. Düşmemiş kayıtlı. Evet. Hurdaya ayrılmadığı için. Kum ocağının eski ve yeni halini yönetmen arkadaşlarımız bizimle paylaşsınlar lütfen bu esnada. Evet başkanım. Şu anda araç parkımı tamamladım. Tek bir ihtiyacım var. Bir silindir ihtiyacım kaldı. Çarşamba Belediyesi'nden şurası kum ocağımız bizim. Kum ocağı. Eski hali mi? Bir önceki resmine bakabilir miyiz tekrar? Belediye buradaki ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye biz burada kendi kum ihtiyacımızı karşılıyoruz. Evet. Civar belediyelerde satıyor musunuz veya siz kendinize mi kullanıyorsunuz? Hayır. Kendi ihtiyacımızda kullanıyoruz. Zaman zaman köylerimize işte camidir, okuldur, efendim lojmandır, oralara yardımcı oluyoruz. Şu anda araç parkı aktif hale getirdiniz yani. Evet, öyle anladım. Kum ocağını aktif hale getirdik şu anda. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Araç parkımız şu anda tamamlandı. Evet. Peki başkanım çevreye girelim biraz da. Var mı bak bu konuda sorunuz? Yok, ben merak ediyorum. Özellikle kum ocağı
Yani burayı aktif hale getirmeleri, orayı temizlemelerinin çok ciddi katkısı olmuş anladığım kadarıyla şeye, durağına. Evet. Şu anda oranın etrafını çevirdik güzelce. Duvarlarla çevirdik. Şeyimizi kurduk, kadememizi kurduk. Araçlarımızın kademesini. Evet, oradaki arkadaşlarla tanıştırdınız bizi. Bütün araçlarımızın bakımı yapabildikleri kadarıyla ama tabii. Büyük bir kısmını orada inşallah temin etmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlarımızı toptan alıyoruz. Pazarlık yapıyoruz ihaleyle. Orada bütün araçlarımızın bakımı, onarımı kademimizde yapılıyor şu anda. İnşallah araçlarımız yenilendi. Hemen şimdi acilen bir garaj ihtiyacımız var. Kapalı garaj almamız lazım araçlarımız. Ona başlayacağız inşallah. Ama üstünü kapatsanız da zaten oluyor. Peki sevgili başkanım, tabii teknik olarak yapılanlardan biraz aldık. Araya yine devam ederiz ama. Şimdi insanlar durağında bir de bir sosyal hayat var. İnsan evet. demek, sosyalite demek. İnsan evet. sosyal bir varlıktır. Evet, evet. Yani her şey yoldu, suydu olmuyor. Peki tabii mutlaka temizlikle ilgili ne yaptınız? Bir, ikincisi insanların sosyal hayatıyla ilgili insanlara ne gibi bir katkı yaptınız bu iki yıl içerisinde? Yani şimdi, ben Duran'da yaşayan bir vatandaşsam sosyal hayatıma sizin belediye başkanlığınız döneminde nasıl bir değişim yaşadım? Şimdi belediye deyince belediye sadece yol yapacak, kaldırım yapacak evet. bundan ibaret değil. Su getirecek, kanalizasyon yapacak. Tamam, bunlar bizim asli görevlerimiz. Ama orada yaşayan insanların sosyal yönlerini de düşünmek lazım. Evet. Yani belki biz duranlar olarak belki zaman ayıramıyoruz ama orada görev yapan memur, bürokrat arkadaşlarımız var. Hafta sonlarında, mesai sonunda gidip dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri birileri olması lazım. Şimdi biz Green Park demişler. Bu mecliste adını değiştirdik. Gökırmak tesisleri yaptık. Çok güzel bir mesire alanı burası oldu. Burası değil mi? Evet, burası. Bu hale dönüştü galiba. Ama daha önce böyle değildi herhalde. Eski hali böyle değildi. Bu yeni hali şimdi. Biz burada hem vatandaş gelecek burada dinlenecek, çayını içecek. İnşallah kısa zamanda burayı işletmeye açacağız. Semaver çayıdır, işte meşrubatıdır. Burada gelecek, düğünler yapılacak burada inşallah. İsterse düğünlerini de evet. Sosyal tesis. Yani. Evet, bunun ismini değiştirdik. Gökırmak Sosyal Tesis yaptık. Daha önce böyle bir şey yoktu galiba. Yok, hayır yoktu. Duranda. Vardı, kenarlardaki kamelyaları vardı bizden önce. Ama biz burayı, orada su deposu vardı. Onları falan yıktık güzelce. Burayı çok güzel bir hale getirdik. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İkiz göletlerimiz var bizim. Hemen şehrimizin üst tarafında. Birçok yerde bulunmayan nadide şeyi doğal olarak olmuş. Derelerden beslenen, suyu oralardan gelen bir göletimiz var. Orada benden önceki başkan bey sağ olsun bir tesis yaptırmış. Ama boş içerisi. Şimdi biz onun içerisini doldurduk. İşlev hale getirdik. Yolunu asfaltladık. Etrafını... Buradan bahsediyorum. Evet, buradan bahsediyorum. Etrafını ağaçlandırdık. Güzel yine hemen daha yeni Manisa'dan orman işletmeden aldık oranın ağaçlarını. Diktik şimdi orayı. Allah nasip ederse en kısa zamanda burayı da açacağız inşallah. Çok güzel oldu. Ormanlarımız çok yoğun demiştiniz. Bu yayla turizmi, dağ turizmine yönelik bir şeyler yapıyor musunuz efendim? İşte tabii henüz daha oralara el atamadık. Yani biz önce bir belediye ayağa kaldıralım. Önümüzü bir görelim. İnşallah oralara da elbette ki yayla turizmine de el atacağız. Bizim hemen yakınımızda Dikmen komşumuz, ilçemiz var. Orayla beraber yakınız biz birbirimize. İnşallah Alaçam yakın bize. İnşallah yayla turizmine de önem vereceğiz inşallah. Şimdi Gökırmak var bizim şehrimizden akan, ilçemizden akan. Oranın istinat duvarları üzerine devlet su işlerine korumasını yaptırdım. Şimdi yollarını açtım. İnşallah. Buradan bahsediyorsunuz. Evet, buradan bahsediyorum. Kuş bakışı durağan. Doğru mu? Evet, durağan. Şimdi bunun sağını ve solunu yürüyüş yolları yapacağım inşallah. Işıklandıracağım, oturma bankları yapacağım. Vatandaşın yerleri var, kamulaştırmamız lazım. Tabii imkanımız olmadığından dolayı kamulaştıramıyoruz. Ama vatandaşa diyeceğim ki kardeşim buraya bir sosyal tesis yapmak istersen ben sana müsaade edeceğim diyeceğim inşallah. Buraya da bu şekilde vatandaşın kullanabileceği Sayın Fatih Bey'in söylediği sosyal aktivite olarak inşallah bunları tabii da yapacağız. Tabii şimdi sosyal alan deyince işin içerisinde pazarlık dahil efendim... Mesela hamamınız var demiştiniz. Hamamımız yok. Hamam yokmuş, yıkılmış. Onu yeniden hayata geçirdik. Hayır. O tarihi İsmail Bey Camii'nin yanındaki hamam. Bizim belediyemizin altında hamam yapılmıştı ama çalıştırılmıyordu yıllardan beri. Hemen o da zaten benim vatandaşa sözümün içerisindeydi. Hemen gelesiye o hamamı faaliyete geçirdik. Güzel sauna yaptık. Vatandaş şimdi gidiyor orada. İhtiyaçlarını gideriyor tabii. Peki sevgili başkan,
Durağın nüfusu kaç? 7500. Köylerle beraber 19.000 efendim. 19.000 ama merkezde 7500. 500 kişi yaşıyor. Geçim kaynaklarından biraz bahsettiniz. Tabii bizim pirincimiz çok meşhurdur. Çeltik diyoruz. Yaylalarımızda hayvancılıkla uğraşırlar. Tabii kırsal kesim olduğundan dolayı sanayi olmadığı için, iş sektörü olmadığından dolayı bizim 94'teki nüfusumuz köylerimizle beraber 42.500'dü. Bugün sene 2016, köylerimizle beraber nüfusumuz 20.000. Yaklaşık yarıdan fazlası göç etti. Onları yeniden kazandırmak için, yani daha doğrusu durağına gelmelerini sağlamak adına projeler geliştiriyor musunuz? İstihdam alanları, iş alanları açmak adına Salı Pazarı'nda bunun örneği var. Değil mi? Tekstil firmaları gelip yatırım yapabiliyorlar. Buna benzer çalışmalarınız var mı sizin? İstanbul'daki iş adamlarıyla bizim tekstilci arkadaşlarımız çok. Onlarla görüşüyorum. Tabii nakliyesi ve vasıflı eleman bulma yönünde sıkıntılar olduğundan dolayı biraz ılımlı baktılar. Onlarla istişarelerimiz devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah o yönde de şimdi Sayın Buradan Rektörüm'e de teşekkür ediyorum. Üniversite açma gibi bir durumumuz var. Altyapısını hazırladık. Yüksek okul. Sinebaba, Boyabat'a bağlı yüksek okul inşallah. Öyle bir çalışmamız var. İnşallah o da olursa işte iş adamlarımızdan da eğer durağımıza yatırım yapmak isteyenler sizlerin aracılığıyla onlara da sesleniyorum. Bizim insanlarımız çalışkan insanlardır. İstihdam sağlandığı zaman inşallah çalışacaklardır. İş adamlarımıza, gurbetteki iş adamlarımıza sesleniyorum. Durağımıza hepsini değil ya. 5-6 tane iş adamı bir araya gelsin. 100 kişinin çalışacağı, 200 kişinin çalışacağı böyle bir istihdam alanları oluşturmalarını kendilerinden istirham ediyorum. 400 kişiye etki edecek bir iş olur. Biz de sizin aracınızla buradan sevgili Durağanlı bağlantılı hemşerilerimize yatırım yapmış olmaları konusunda çağrımızı yenileyelim. Sevgili Başkan, 3 ayda 4 ayda bir araya gelip yine böyle sizin ağzınızdan ne oluyor, ne bitiyor durağanla ilgili İnşallah. Konuları yine masaya yatıralım istiyoruz, sohbet edelim istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben katılımınızdan dolayı. Sözlerimizi bağlarken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1443. doğum yıl dönümü vesilesiyle Rabbim onun yolundan ve şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. İnşallah sizin de buyurduğunuz gibi zaman zaman bir araya gelip ilçemizin sorunlarıyla ilgili, yaptığımız projelerle ilgili sizlerle paylaşmak isterim. Bizi buradan izleyen tüm hemşerilerime, Durağanlı kardeşlerime, gurbetteki, Avrupa'daki kardeşlerime hürmet ve saygılarımı sunarım. Bize yardımlarından, katkılarından dolayı bu zamana kadar AK Parti'de milletvekili yapmış Sinop milletvekillerimize, İstanbul'daki bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok destek oluyorlar, çok yardımcı oluyorlar. Çünkü bizim gelirimiz belli. Eğer biz gelirimize bakarsak pek fazla iş yapamayız. Ama hükümetimiz bize çok destek veriyor. Ondan dolayı bize mesela Samsun'un ilçelerindeki belediyelerden bize destek oluyor. İstanbul'daki belediyelerden destek alıyoruz. Bu vesileyle o belediye başkanlarımızla da Durağan halk adına şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum inşallah. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun, aydınlık olsun. Sevgili Fatih, sana da teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Karadeniz'in Nabzı, Karadeniz'in Sesi programında bu akşam Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçarslan'ı ağırladık. Kısa bir ara verip hemen peşinden Saraydüzü Belediye Başkanı sevgili Hasan Peker'le bir araya gelecektik. Ama birkaç saat önce bir cenaze... Evet, mazereti sebebiyle katılamayacağını bize bildirdi. Onun yerine daha önce Erçal Grup CEO'su Burhan Erçal'la yapmış olduğumuz işte Samsun programını sizlerle tekrar paylaşacağız. D-Smart 155. kanal ve Tele Dünya 131. kanal üzerinden yayınlarımızı izlemeniz mümkün efendim. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Yine programı kapatmadan önce özellikle sadece Samsun değil, Sinop, Amasya, Ordu ve Tokat bölgesinde de ciddi çalışmalarımız olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz ve hatırlatmak istiyoruz. Mutlaka televizyonunuzun kumandasının ilk 9 tuşundan bir tanesine Haber Aksı lütfen yerleştirin diyoruz.
Bize ayırdığınız vakit için de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Sulova Belediye Başkanı konumuz olacak yine Karadeniz'in Nabzı programında. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Mutlu akşamlar diliyoruz.